Kur'an-ı Kerim ilahi kelam ve Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara hitap ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk muhatabı ve Araplar da Kur'an'ın ilk muhatapları durumunda. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim Arapça olarak gelmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Allah-u Teala ya eyyühen nas, ey insanlar, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler gibi hitaplarla hepimize hitap ediyor. Dolayısıyla ana dili Türkçe, Kürtçe, Farsça, Urduca veya İngilizce veya Almanca, hangi dil olursa olsun bütün insanlar bu ilahi kelama muhatap olurlar ve bunu anlamaları elbette faydalı olur, gerekli olur. Ülkemiz %90 küsuru halk itibariyle Müslüman. Ancak insanımızın belki %90'ı okuduğu Kur'an-ı Kerim'i doğrudan metin olarak anlamıyor. Her ne kadar meallerden, tefsirlerden anlamaya çalışıyorsa da Kur'an'dan okurken anlamamakta. Bazı dostlarımız, hocam dediler, bize bu konuda yardımcı olamaz mısın? En azından okuduğumuz Kur'an'ı mücmel olarak ana hatlarıyla anlayabilelim. Ve ben de Bismillah diyerek yola çıktım. Bu pandemi sürecinde yoğun bir çalışmayla Kur'an Arapçası adıyla kitap haline getirdim. Ve bunun daha faydalı, verimli olabilmesi için de bu şekilde stüdyo kaydıyla isteyen herkese bunu ulaştırabilelim arzu ettim. Ve bugün buna başlamış olduk. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ı anlamada ve ona göre yaşamada muvaffak eylesin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasında, anlaşılmasında Allah bir kolaylık bahşetmiştir. İnşallah biz bunu bu programlarımızda görmüş olacağız. Ana dili Arapça olmayanların kendi dillerine yapılan tercüme ve tefsirlerle Kur'an'a muhatap olmaları elbette mümkündür. Ancak bir yıl bile sürmeyecek bir çalışmayla bu kimselerin Kur'an'ı ana hattıyla anlayabilmeleri hiç de zor değildir. Bu açıdan bu programımızın muhatap kitlesi Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden hafızlar, İmam Hatip'te Kur'an kursunda okuyan öğrenciler, ilahiyat fakültelerimizde okuyan öğrenciler, hatta elhamdülillah ben Müslümanım, okuduğum Kur'an'ı da anlamak istiyorum diyen herkes. Temel bir Arapçası olmayan ve Arapça ile ilgili ön çalışması da olmayan birisi, eğer Kur'an-ı Kerim'in yüzünü okuyabiliyorsa bizim bu çalışmaları takip edebilir ve bunun neticesinde Kur'an'ı anlayacak bir noktaya gelebilir. Yeni bir dil öğrenmek önemli bir kazanımdır. Mesela günümüz şartlarında İngilizce adeta bir dünya dili haline geldiğinden dünyanın hemen her yerinde insanlar dünyevi menfaatleri için İngilizce öğrenirler. Bu kimselerin haklı gerekçeleri vardır ve hayli masraflar gerektirse ve yıllarına da mal olsa bu dili öğreneceklerdir. Yani İngilizceyi öğrenmeyelim demiyoruz, öğrenelim. Dünyevi işlerimiz onunla yürüyorsa bu dili bilelim. Bir Müslüman açısından ise Arapça öğrenmek herhangi bir dile göre çok daha özel bir öneme sahip. Çünkü Arapça din dili. Dinin birinci ve ikinci kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadisleri Arapça. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَحِبُّ الْاَرَبَ لِثَلَاسٍ Üç şey için Arap'ı sevin. لِيَنَّ عَرَبِيُّنْ Ben Arap'ım. Ve وَالْقُرْآنُ عَرَبِيُّنْ Kur'an'da Arapçadır. وَلِسَانُ اَهْلُ الْجَنَّ فِي الْجَنَّ عَرَبِيُّنْ Cennet ehlinin de cennette dili Arapçadır. Tabi rivayet olarak sıhhat noktasında belki bunun tartışmaları olabilir.
Ama alaykülli hal peygamberimiz Arap. Kur'an'ın dili Arapça. Ama cennette gerçekten Arapçam var. Şayet Arapça varsa da dünyada da bunu bilmek gayet güzel. Ama şunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Faraza cennet dili Arapça ise cennete giden herkes orada bir dil eğitimine, kursa tabi olmadan zaten Arapçayı konuşur. Allah insanlara bilmediklerini öğretendir. Kuşlara nasıl ki uçmayı öğretiyorsa cennettekilere de cennetin dili neyse Allah onu fıtri olarak öğretecektir. Dilimizde kelimelerin neredeyse yarısına yakını Arapça menşeli. Ya bu çok önemli bir unsur. Mesela bir Çinli Kur'an'a muhatap olmakta bize göre biraz daha gerilerdedir. Çünkü onun dilinde Kur'an'daki kavramlar görülmüyor. Veya bir İngiliz veya bir Fransız Kur'an'a muhatap olmakta bize göre daha zorlanabilir. Ama Türkler, Kürtler, Farslar, diyelim İranlılar, Pakistanlılar gibi asırlardır İslam'a girmiş olan milletler, bunlar Kur'an-ı Kerim'den de hayli kelimeler almışlardır. Dolayısıyla Kur'an'a muhatap olmaları çok daha kolaydır. Ben bazı örnekleri vermek istiyorum. Kitap, defter, kalem, mektep, medrese, ders, sınıf, muallim, ilim, talim, terbiye, iman, küfür, mümin, kafir, ezan, imam, insan, hayvan, kelime, kelam, selam. Bütün bunlar Türkçe'de rahatlıkla kullandığımız kelimeler ve bunların kaynağı Arapçadır. Keza isimlerimizin çoğu da Arapçadır. İşte Ahmet, Mahmut, Ayşe, Fatma, Ali, Veli, Zeynep, Kübra gibi bu gibi isimler Arapça. Benim ismim Şadi. Ben bunu önce Farsça bir kelime zannediyordum. Hani ruhu şad olsun diyoruz ya, o türden bir kelime zannediyordum. Ürdün'e gittiğimde 2000 yılında tanıştığım bir zat, bizde de Şadi ismi hayli var dedi. Ben şaşırdım. Dedim ne demek Şadi? Demişti ki, mislel andelip yeterannem. Yani bülbül misal terennümde bulunan, lehu savtun cemil, güzel sesi olan diye manasının böyle olduğunu ifade etmişti. Ben Kur'an-ı Kerim'in kolay olduğunu gösterme babında Tevabun suresinin ilk 4 ayetini örnek olarak vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bunlardan bir tanesi Tevabun suresi ve bunun ilk 4 ayetini burada değerlendireceğiz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. يُسَبِّهُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder. Allah aynen kullanıyoruz. يُسَبِّهُ tesbih. Tesbih de kullandığımız kelimelerdendir. Semavat ve arz. Semavat Türkçe'de gökler ile ifade edilmekte. Ama toplumumuzda en azından belli bir kesim semavatın gökler demek olduğunu bilir. Arz kelimesi İngilizceye de Arapçadan geçmiş kelimelerdendir. Earth, art, arz telaffuzu birbirine yakın. Dolayısıyla bu çok da zorlanacağımız bir mana değil. Lehul mülk, mülk onundur. Mülk Türkçe'de de kullanıyoruz. İşte bu evin mülkiyeti falanın, işte Süleyman'ın mülkü gibi Türkçe'de kullandığımız kelime. Mülk onundur. Ve lehul hamd, hamd ona mahsustur. Hamd bize yabancı değil. Elhamdülillah kelimesi adeta Türkçeleşmiştir. Ve elhamdülillah dediğimizde bunun Allah'a hamd etmek, şükretmek olduğunu hepimiz biliriz. Ve hu ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Bu da adeta Türkçeleşmiş bir mana. Allah her şeye kadir dediğimiz gibi burada Allah yerine hüve zamiri, o her şeye kadirdir. Onun gücü her şeye yeter. Huvellezî halagakum, sizi yaratan odur. Burada halaga yarattı, küm sizi. Hani kem küm etme derler ya, Arapçada kem küm ediliyor. Kem kaç demek, küm siz demek.
Bunlar Arapçada sıkça duyabileceğimiz kelimeler. İşte küm, siz anlamına geldiğini bir defa öğrendiğimizde, başka ayetlerde de küm bunu gördüğümüzde manasını rahatlıkla çıkarabiliriz. Halagakum, sizi yarattı. Razagakum, size rızık verdi. Mesela bu şekilde bunu öğrenmemiz ufkumuzu hayli açar. Ve Halik ismi failidir. Yani yaratan anlamında. Ve bize çok da yabancı değildir. Mesela denize yani şöyle derler. İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Edebiyatımızda var. Halik kelimesi adeta Türkçeleşmiş kelimelerden birisidir. Feminküm kafir ve minküm mümin. Artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Burada bakın küm tekrar geldi. Min dendan anlamına geliyor. Min'i bir defa öğrendiğimizde mesela mines sema'i vel art diye kullanılsa sema ve arzdan demek. Yani bu şekilde dendan anlamına geliyor. Devamında kafir ve mümin kelimeleri geçti. Kafir mümin Türkçe'de aynen kullandığımız kelimelerdir. Artık sizden bir kısmı kafirdir, bir kısmınız da mümin. Bunu da anlamak zor değil. Vallahu bima ta'malune basir. Allah yaptıklarınızı görendir. Vallahu Allah bima ta'malune. Burada ta'malune kısmı ileride örnekleriyle göreceğiz. Kök harf olarak amelden geliyor. Yani nasıl ki Türkçe'de işte fiiller var, fiillerin çekimi var. Geldim, geldin, geldi, geliyorlar gibi, gelenler gibi bunların çekimleri var. Bunlar kurallı bir şekilde Arapçada da var. Dolayısıyla ta'malune, buradaki kök kelimenin sülasi deniyor buna. Amel olduğunu bilirsek sizin yaptıklarınızı basir görendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Mesela basar göz demek, basir gören anlamında. Halakas semavat vel arda bil hak. Semavat varz burada tekrar geldi. O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yani halaga yarattı. Bir defa bunu öğrendiğimizde burada da karşımıza çıkıyor. Artık burada manayı öğrenmiş olduk. Semavat varz daha önce geçmişti. Öğrendik. Gökleri ve yeri yarattı. Bil hak, hak olarak, gerçek olarak yarattı. Yani sanal bir dünyada değiliz. Gerçek bir dünyadayız. Ve savvarakum, size suret verdi. Küm, burada tekrar geldi karşımıza. Size manası verdiriyor. Savvara, suret verdi. Savvera, bunu çektiğimiz zaman savvera yusavviru tasvir, suret verdi anlamında. İşte tasvir az çok bilinen bir kelimedir. Suret bilinen bir kelimedir. O size suret verdi. Fe ahsana suverakum, ahsene güzel kıldı. Hüsn güzelliktir. Ahsene güzel kılmak. Suver suret kelimesinin çoğulu. Suretlerinizi güzel kıldı. Bakın küm kelime harfi zamir olarak burada üçüncü defa karşımıza çıktı. O size suret verdi ve suretlerinizi güzel yaptı. Ve ileyhil masir, dönüş ancak onadır. Belki buradaki kelimeler Türkçe'de kullanılmıyor olabilir ama bu manalar Kur'an'da sıkça karşımıza çıkacaktır. Ve ileyhi onadır. El masir, dönüş, akibet onadır. Semavat ve arz burada bir üçüncü defa karşımıza çıktı. Ya'lemu men fis semavat vel ard. O göklerdeki ve yerdekileri bilir. Ya'lemu bilir. İlimden geliyor. Burada da bunun ilimden geldiğini fark edersek ve geniş zaman ifade ettiğini kalıp olarak öğrendiğimizde mana vermek zor olmayacaktır. Göklerde ve yerde neler varsa o bilir. Ve ya'lemu ma tusirruna ve ma tulinun, gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Ya'lemu bilir, birinci de geçmişti zaten.
Tüsirrûne sırdan geliyor. Sır gizlenen şeydir. Tulinun derken ilan etmekten geliyor. Aleni olarak yaptığınız şeyler. Yani kelimenin köküne inersek bunları hatırda tutmak çok da zor değildir. O gizlediklerinizi de bilir, açığa vurduklarınızı da bilir. Vallahu alimun bidati sudur. Allah sinelerde olanı hakkıyla bilendir. Alim bilen demek. Alim Türkçe'de kullanılır. Bidati sudur, sadır insanın sinesi, göğsü. Allah insanın içinde neler gizliyor bunları elbette bilir. Dört ayetin mealini kısaca arz ettim ve bunun çok da zor olmadığını göstermeye çalıştım. Ben dil eğitimiyle alakalı, Kur'an Arapçasıyla alakalı bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlara riayet edilirse çok başarılı bir çalışma gerçekleştirilebilecektir. Bunlardan birincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bir tavsiyesi şöyle buyuruyor. Efdalul e'mel edvamuha ve ingalle. Amellerin en efdali az da olsa devamlı olandır. Burada az olmasına bir teşvik yok. Çok da olabilir ama vurgu devamlı olması. Damlaya damlaya göl olur. Dil eğitimini pek çok kişi elbette arzu ederler. Ama bu biraz zahmetli olduğundan pek çoğu yarı yoldan geriye döner. Halbuki sebat etseler, devam etseler bunu halledeceklerdir. Bu açıdan günlük çalışma yapmak gerekiyor. Her gün dille uğraşmak, meşgul olmak gerekiyor. Bir de Kur'an Arapçasıyla alakalı yapmamız gereken en güzel çalışmalardan birisi meal takibi. Bugün Türkçe'de 200'den fazla meal var. Bunlardan herhangi biri takip edilebilir. YouTube'da veya bir takım kanallarda yine mealler var. Oralardan da istifade edilebilir. Dolayısıyla her gün Kur'an'dan en az bir sayfanın Arapça metin ve Türkçe meali karşılaştırılarak incelenirse insanın Arapçası, Kur'an Arapçası çok ilerleyecektir. Ve okuduğumuz yerlerden bazı ayetler daha dikkatimizi çekecektir. Veya Arapça başka kitap okuyorsak bazı cümleler dikkatimizi çekecektir. Bunları ezberlemek. Ezberci eğitime karşıyız ama ezbere karşı değiliz. Yani dil öğrenmek büyük ölçüde ezberdir. Sistematik bir tekrarla öğrendiklerimiz zaten kaydedilmiş olacaktır. Böyle olunca ezberlemeye gayret göstermek, sistematik tekrarla bunu hatırda tutmak mümkün olacaktır. Peki biz bu çalışmamızda nasıl bir metot izleyeceğiz? Bunun 3 adımı var. Birinci adım, ayrıntıya girmeden Arapça grameri bu derslerde verilecektir. İkinci adım, kolay hatırda kalabilecek 1-2 ayetle örneklendirme yapılacaktır. Kur'an Arapçası olduğundan bütün örnekler Kur'an'dan verilecektir. Üçüncü adım, başka ayetlerle pekiştirmek. Yani devamında Kur'an'dan misaller başlığı adıyla bunu inceliyoruz. Ve anlattığımız kural neyse, gramer kuralı neyse bunu başka örneklerle destekliyoruz. Ve bunlar birbirini takviye edecektir, besleyecektir ve örneklerle hatırda kalacaktır. Dil eğitiminde okumak, anlamak, yazmak, konuşmak her dil eğitiminin olmazsa olmazlarıdır. Bizim bu çalışmada muhatap kitlemiz Kur'an okumasını yüzüne bilenlerdir. Anlamak, zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Yazmak, ben bunu kitap haline de getirdim. Not alarak yazılsa kişinin yazması da hayli gelişecektir. Öte yandan konuşmak zamana bağlı bir durum. Ve bir de çevrenizde Arapça konuşanların olmasına bağlı diyebileceğimiz bir durum. Arapça konuşabileceğiniz kimseler varsa onlarla çat pat da olsa konuşmaya çalışmak konuşmayı ilerletecektir. Ama bizim bu çalışmamız okumak ve anlamak odaklı.
Önemli bir nokta şu. Ben Allah'ın kelamına muhatap olmaya çalışıyorum diyen biri muhteşem bir enerji yakalar. Bıkmadan, usanmadan çalışır. Her gün ilahi kelamdan yeni bir şeyler öğrenmenin tatlı heyecanını ve coşkusunu yaşar. Diyelim İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince gibi başka bir dili öğrenirken de bir kısım heyecanlar yaşayabiliriz. Öğrenmenin tatlı bir heyecanı vardır. Ama Kur'an Arapçasına muhatap olduğumuzda biz Allah'ın kelamını anlıyoruz. Orijinal metninden okuyor ve anlıyoruz. Buna yükselmiş olacağız. Ve buna yükselmek de kişiye gerçekten çok ciddi manada bir enerji sunacaktır. Ve bununla alakalı Kur'an Arapçası adıyla bir kitap hazırladım. Ve ilahiyatlarda ders kitabı olabilecek şekilde tanzimini yaptık. İsteyenler kitaptan da ayrıca istifade edebilirler.